Hello everybody, this is Alper Mutlu channel on YouTube and you welcome to From Work to World. Arkadaşlar, kelimeden dünyaya başlıyor. Today, I am teaching a lesson just like a rainbow. Bugün gökkuşağı gibi bir ders işleyeceğiz. Bugün sizlerle arkadaşlar bazı kelimelere bakacağız. Belki her zaman değil ama ara sıra da olsa İngilizce'deki kelimelerin saçma sapan benzetmelerle değil de aralarındaki mantık bağlarını görerek mental lexicon yani zihin sözlüklerimize eklenebilirliğini göreceğiz. Arkadaşlar, kaç sene önce olduğunu tam olarak hatırlayamasam da bir öğrencim son derece mantıklı bir soru sormuştu bana. Demişti ki, hocam ikisi de boynumuza takılıyor olmasına rağmen neden kravat kelimesine necktie, papyona ise bow tie diyorlar? Soruyu cevaplamadan önce şunu bilmekte fayda görüyorum. Tie normal şartlar altında bağ demektir. İsim olarak kullanıldığında yani. Fakat kelime eğer bir fiil olarak kullanılacaksa tie, bağlamak anlamına gelir. Necktie, kravat. Bow tie, papyon. Her iki aksesuarda neck. Yani boyunlarımıza tie, bağlandığı için bu kelimeler türemiştir. Necktie, kravat. Kravat değil arkadaşlar bu arada. Necktie, kravat, bow tie, papyon demektir. Necktie, yani kravat aksesuarı hafif gevşetilir ve arkadaşlar boynumuza geçirilir. Boynu tam olarak kavradığı için necktie, boyun bağı anlamını alır, Türkçe'ye de kravat olarak gelir. Bow tie, yani papyonda ise arkadaşlar papyonun iki yanındaki bağlar arkadan birleşirken bow yani yay şeklini alırlar. Bu yüzden İngilizler bow tie yani yay bağ gibi bir anlam yüklemişlerdir. Biz papyon diyoruz. İngilizce'de ekranda gördüğünüz gibi bir deyim vardır. Tie a bow. Eş anlamlısı tie a ribbon. Kurdele yapmak ya da fiyonk yapmak demektir. Aksesuar olan papyon şekil itibariyle fiyonka benzediği için İngilizlerin tie a bow deyimini tersten okuyarak bow tie papyon kelimesini türettikleri de söylenir. Some men like wearing a necktie. Bazı erkekler kravat takmayı severler. And just like Jessica ve tam da Jessica gibi some women like wearing a bow tie. Bazı kadınlar da papyon takmayı severler. Peki hocam, buraya kadar tamam, her şeyi anladık da ben bu bow yani yay kelimesini nasıl aklımda tutacağım diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bu kelimeyi akıllarda tutmaya çalışmaya gerek yok. Çünkü kelime zaten aklınızda. Ama önce 10 saniye kadar şu şarkıyı bir dinleyelim. Gökkuşağı anlamına gelen rainbow kelimesinden aslında bow kelimesini zaten biliyorsunuz. Kelimeyi ikiye ayırdığımızda iki tane farklı kelime ortaya çıkacak. Rain, yağmur, bow, yay demektir. Ve gökkuşağı yaya benzediği için arkadaşlar İngilizler bu doğaüstü görüntüye rainbow yani yağmur yayı diyorlar. Biz gökkuşağı diyoruz. It rains in my hometown
every day. Her gün benim memleketimde yağmur yağar. And a rainbow appears in the sky each day. Ve her gün gökyüzünde bir gökkuşağı belirir. Arkadaşlar, ekranda gördüğümüz belirmek kelimesinin İngiliz İngilizcesindeki telaffuzu appear. Amerikan İngilizcesinde ise biraz daha basit olabilir bizim için appear şeklinde duyulacaktır. Jessica loves watching the rainbow after the rain. Jessica yağmurdan sonra gökkuşağını seyretmeye bayılır. Çok güzel olduğuna inandığım, işinize yarayacak, aynı zamanda da bazı kelimeleri akılda tutmayı kolaylaştıracak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, belki günümüz İngilizleri değil ama zamanında, yani eski İngilizler, doğa ile kendi kelimeleri arasında müthiş, akıl almaz bağlar kurmuşlardır. Rain, yağmur demektir ve toprak da yağmura ihtiyaç duyar. Yağmur yağdıkça toprak dolar, doyar ve bereketlenir. Toprağın rain, yağmur ile zenginleşmesi, beynin de bilgi ile zenginleşmesi arasında bağ kuran İngilizler bilgiyi rain, yani yağmura benzetirler. Yağmur yağdıkça, yani rain yağdıkça brain, beyin dolar ve bilgi sahibi olur. Yağmur anlamına gelen rain kelimesi ile beyin anlamındaki brain kelimesi arasındaki, arkadaşlar, bu bağ bir tesadüf değildir. Data, rain into my brain. Bilgiler benim beynimin içine yağar. Ve bu cümleden sonra sizleri bilgi seli köşesine davet etmek istiyorum. Klimasız ve vantilatörsüz, çifte kavrulmuş lokum gibi kavrulduğum bilgi seli köşemize hoş geldiniz arkadaşlar. Günümüzde Türkçe'de de data olarak kullandığımız data kelimesi aslında çoğul bir kelimedir ve data bilgiler demektir. Data kelimesinin tekili ise datum, bilgi şeklinde karşımıza çıkar. This datum is interesting to me. Bu bilgi benim için çok enteresan. The data are interesting to me. Bu bilgiler benim için çok enteresan demiş olduk. British accent, yani İngiliz İngilizcesinde datum diye duyduğumuz kelimeyi American English, yani Amerikan İngilizcesinde datum şeklinde duyabiliriz. Çoğulu için de aynı şey geçerlidir. British accent, yani İngiliz İngilizcesinde data şeklinde duyarken American English, yani Amerikan İngilizcesinde data şeklinde duyacağızdır. Bir başka bilgi seli köşesinde görüşmek dileğiyle. Videoya denebiliriz arkadaşlar. Şimdi yağmur yağıyor cümleleri kurmak istiyorum ve İngilizce'de yağmurun şiddetine göre kurulacak olan bu cümleler değişiklik gösterecek. Mesela normal bir şekilde şu anda dışarıda yağmur yağıyor. It is raining out. Dışarıda yağmur yağıyor demiş olduk. Arkadaşlar, yağmur biraz hızlansın, şiddetlensin. It is raining heavily out. Dışarıda hafif şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Yağmuru daha da şiddetlendiriyoruz arkadaşlar. It is pouring with rain out there. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor demiş olduk. Bu arada ekrandaki pour kelimesi
Arkadaşlar, bir sürahiden bir bardağa suyu boşalttığınızı düşünün. Bu hareket pour, boşaltmak demektir. It is pouring with rain out there. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor demiş olduk. Hocam, dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Geldi İngilizcesi. It is raining cats and dogs. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor'un İngilizcesi bir deyimdir arkadaşlar. It is raining cats and dogs şeklinde söylenir. Ve şiddetli bir yağmurun arkasından eğer ki yağmur suları doğaya fazla geldiyse işte o fazla sular kendilerine akıp gidebilecekleri bir takım delikler, kanallar, kanalizasyonlar ararlar. Ki suyun bu hareketine de drenaj denir. Yani arkadaşlar over rain yani diyor ki over rain aşırı yağmur oldu size drain. Rain yağmur drain. Drenaj, suyun tahliye olması demektir. I drain the fish tank every weekend. Ben her hafta sonu balık fanusunu drenaj yaparım. Yani suyunu boşaltırım. And I pour fresh water into the fish tank. Ve bu balık akvaryumunun ya da balık fanusunun içerisine taze su boşaltırım. Drenaj anlamındaki drain kelimesi aynı zamanda su gideri anlamına da gelebilir. Mesela bathroom drain banyodaki su gideri demektir. Kitchen drain mutfaktaki su gideri demektir. The bathroom drain is blocked. Banyo gideri tıkanmış durumda. Rain, brain, drain. Kelimeler arasındaki mantığı anladık diye düşünüyorum ve son güzel bir hususla kapatıyorum. Data yani bilgiler rain oldu arkadaşlar. Dolayısıyla da brain'e doldu yani beyne doldu. Ve brain has developed yani beyin gelişti. Ülkeye de faydalı olacak bireyler yetişti. Fakat ülke bu brainlere sahip çıkamadı. Dolayısıyla bu beyinler de yani bu brainler de drain oldu arkadaşlar. Yani bu insanlar kendilerine daha iyi fırsatlar sunabilecek gelişmiş ülkelere kaçıp gitmenin yollarını aradılar. Şunu söylemeye çalışıyorum ki ekranda gördüğünüz brain drain deyimi beyin göçü demektir. Today poor countries are faced with brain drain. Bugün fakir ülkeler beyin göçü ile karşı karşıyadır. Değerli arkadaşlar, umuyorum ki bilgiler hoşunuza gitmiştir ve faydalı olacaktır. Evet hocam, yeni yeni şeyler öğrendik diyorsanız biz de yeni yeni like'lar bekliyoruz. Ama diyebilirsiniz ki hocam hiç de lezzet almadım. Ölümüne veriyorum dislike'ları, o lezzetsizliğin sebebini yorumlarda bizimle paylaşırsanız biz de kendimizi develop yani geliştirebiliriz. Arkadaşlar kanala abone olabilir, bu lezzetli videoları da ehil ehil paylaşabilir, bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.